Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir satış serüveniyle karşınızda olacağız. İnşallah diyorum. Emirhan'ın hanımına geçtiğimiz günlerde bir polo araç almıştık. Polo aracı satışa çıkarttığımızı duyurduk ve aracın kaporasını aldık. Şimdi alıcısı aracı satın almak için gelecek. Ekspertize sokacak dediğimizin haricinde bir şey çıkarsa tabii ki fiyatta yardımcı olacağız. Ya da arabayı bırakıp gitmek isterse de yolunu, masrafını, ekspertizini karşılayıp yollayacağız arkadaşa. Ama malımıza güveniyoruz. Çünkü biz aracı aldığımızda da ekspertiz raporu vardı. Biz de ekspertize soktuk. Arabayı da bizden başka kimse binmedi. O yüzden herhangi bir sıkıntımız yok. Araba dediğimiz gibi ve dediğimiz gibi de satacağımıza inanıyorum. Şimdi aracın alıcısı gelecek. Aracın alıcısının adı da Ali Adaşım yani. Bakalım hayırlısı olsun. Aracımız 370 bin liraya ilanda. Herhangi bir fiyat konuşmadık. Bakalım arabayı kaç paraya satacağız. Hep beraber videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi Alican geldi. Kendisi karşıda yaşıyordu Acıbadem tarafında. Yani bir saat civarında geldi zaten. İstanbul'da bayağı bir trafik var. 10 günlük bir bayram tatili vardı Türkiye'de. O yüzden de hiçbir şey yapılamıyordu. Arabalar bekledi. Herkes tatile çıktı. Yani Alican'ın da kendi dövizi falan varmış. Onları bozdurmak için biraz bekledi. Bizde araba ilanda olduğu için 3-5 kişi bakmaya geldi açıkçası. Ama tabii Alican'a nasipmiş. Alican da ciddiydi. Çünkü arabada biliyorsunuz çok kişi ister ama bir kişi alır finalde. Alican da onlardan biriydi. Sen de yeni evlenmişsin. Abi arabayı gördük zaten. Ben gördüğüm gibi kaporayı verdim. Aynen hani öyle. Zaten sen de gelince satışı tamamladık. Çok kurcalamadık. Ufak. Zaten dediğinizin haricinde bir şey de çıkmadı. Evet. Ne bir eksik ne bir fazla. Evet. Her şey rahatça hızlıca ilerledi. Ya ticaret şöyle oldu. Bundan 3-4 gün önceydi. Ben Fethiye'deydim tatilde. Bayram tatilinde. Ha, bir de seni yolda yakaladım. Aynen. Yoldaydım. Polo'da Furkan'daydı. Alican geleceğim bakacağım dedi. Müsaitlik var mı? Furkan gösterdi. Beğenmiş gösterdiği kadarıyla. Kapora verdi. Ticareti tamamlayacağız inşallah. Yani arabayı beğendi. Çok fazla ekstralık bir şey yok ama sonuçta 3-4 gündür arabayı görmüyor. Bir şey oldu mu ya da istediği ustayı, istediği ekspertize tekrardan bir göstersin diye bugün satışımızı noktalayacağız. Kanka sen istediğin gibi bakabilirsin. İstediğin tamam. Ustayı, istediğin ekspertize gösterebilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Arabada zaten boyalı parçaları söyledin. Aynen. 3 parça değişen bir parçada boya var. Motor temiz duruyor zaten. Akü orijinal aküsü. Aynen. Aynen. Arabada zaten bakacak çok da bir şey yok. Tertemiz araba. Aynen öyle. Yani zaten olan şeyleri de ekspertiz raporunda aynen, var. Ben sana yine ekspertiz raporunu getireyim. Şöyle raporu göstereyim sana. Sen yine istediğine sok hani bizimkisine güvenmezsin falan. Sıkıntı yok. Bu ekspertizler de 250 tane şey koyuyor. Kanka dediğim gibi 3 parçası değişen sol kapıda boyalı. Yani ekspertiz raporu da burada. Zaten oto raporda yapılmış. Aynen, harici evet. Bir şey çıkacak durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Sen de dilediğin gibi de gösterebilirsin. Burada zaten burada daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsin. Kaputumuz değişen, sağ ve sol çamurluklarımız değişen. Bir de burada panjur herhalde çıkma takılmış. Böyle kaplaması falan kalkmış. Onun haricinde araç zaten 123 bin kilometrede. Yani far ayaklarını göstereyim. Bu far ayaklarında pek bir şey yok ama şu far ayağını kaynatmışlar herhalde şuradan plastiğini. Onun haricinde de şoför kapısı boyalı. Herhangi bir kazası yok. Yani panel olsun, şasi olsun, airbagler olsun. Yine detaylı bir şekilde ustana da gösterirsin. Ekspertize de gösterirsin. Ama sen istersen bir motoru çalıştır. Hem bir motoru aynen, dinle. Bir motoru. Kanka sen niye alıyorsun arabayı? Ben eşimi alıyorum. Bende manuel araba vardı. Evlendikten sonra zaten düğünden bir gün önce sattım. Bir gün sonra da araba bakmaya başladım işte. Hanım otomatik kullansın hanım diye. Otomatik. Aynen. Benim de hanımdaydı bu araba. Artık ona da farklı bir şey alacağız. Aynen. Çalıştım. Bu çalışma sistemi farklı. Abi arabadan arabaya da çalışma sistemi değişiyor. Şöyle bir şey var. Mesela Leon'larda, Golf'lerde falan yarım marş var. Mesela böyle dokunuyorsun. Gerisini o araba hallediyor. Bunda mecburen kendin manuel olarak sonuna kadar çevirmen lazım. Yani arabadan arabaya da fark ediyor. Klimasına falan araba, bakıyorsun. Klimaları iyi çalışıyor. Sen herhalde oto klima işi yapıyordun aynen, değil mi? Aynen biz oto klima işi yapıyoruz. Klimalarda herhangi bir problem yok zaten. Aynen herhangi bir şey çalışma yok. Çalışma sesi klasik dizel. Evet. Herhangi bir şey yok. Sen yine bir bak istersen. Aynen. Ya normalde 1.4 dizeller çok fazla titriyor. Bir de bu araba 3 silindir. Ama diğerlerine göre motor performansı açıkçası çok beğeniyorum yani. Beygiri daha yüksek 1.2'lere göre. Aynen. Aksamda herhangi bir problem görünmüyor. Ya mekanik olarak... İyi durumda araba. Aynen. Arabanın herhangi bir sıkıntısı aynen. Yok. Sadece periyodik bakımına 1000-2000 kilometre kaldı. Bir de triggerin değişmesi lazım. Triggeri değiştirirsin. Bir de far ayakları kaynaklı. Şöyle göstereyim. Zaten sen de görmüştün. Bunu da bahsetmiştim. Şu anda Alican'ın çok fazla incelememesinin sebebi dediğim gibi ben tatildeyken bayağı arabayı incelemiş. Şu anda da ben tekrardan hani teyit amaçlı olsun. Görmediği bir şey varsa pazarlığa dahil edelim. Sonrasında sürpriz olmasın diye objektif bir şekilde her şeyini gösteriyorum. Arabada ekstra olarak hız sabitlemeci bir de ön park sensörü
var. Bunlar genelde comfort line'larda olmuyor. O opsiyonel eklenmiş. Aynen, opsiyonel olarak eklenmiş. Ki zaten 1.4 otomatiklerde de en full paketi comfort line, yani high line yok. Bu arada garajda da bir polo bolluğu var. Şurada bir 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun polomuz var ama poloda da ufak tefek hasarlar var. Bu araba amcamın arabası. Bizim araba değil. Pasta cila falan da gerekiyor yani. Biraz pembeye dönmüş araba kırmızıdan açıkçası. Bu da 1.2 dizel manuel. Bir tane de aynı beyazından 1.2 dizel manuel arkada var. Bunlar zaten 75 beygir. 1.4'leri 90 beygir oluyor. Evet. Yani İstanbul trafiğinde de manuel biraz zorlayıcı. Otomatik aynen. Vites tercihim bence. Hem de şey de yine gidişi de yokuşta bayılmaz etmez. Evet. Yormaz adamı. Ya güzel bir tercih ya. Yani hem kendin için kullanabilirsin. Hem şehir içinde güzel. Hem de yenge güzel bir şekilde kullanır. Ay yengeler arasında dönen bir araba oldu. İstersen kaputu kapatalım. Sen zaten Hadımköy'e götürelim dedin. Aynen, buradan da Hadımköy'e biraz uzak ama sen Hadımköy'e öyle istiyorsan. Servis var kendi yerimiz. Yani onunla bir gösterelim, bir baksınlar. Tamam, nasıl istiyorsan sıkıntı zaten yok. Orada şey belli olur. Dediğimiz haricinde bir şey çıkmaz emin ol yani. Sıkıntı yok. Sen yine gönlün için rahat olsun. Eline bir belgeni al, istediğin ustaya göster. O şekilde rahat edersin. Lastik durumu bu sezonu atlattıktan sonra aynen. Kış lastiği alırsın artık. Onun haricinde sana gösterebileceğim bir şey yok. Hani arabanın şurası vuruk, şurası çizik desem, şurasına boya gerektiriyor desem öyle bir aksamı da yok. Her şey çalışıyor. Kaportası da güzel. Bir bakımları yapılıp binecek işte. Aynen. Arabanın bir trigger, bir de periyodik bakımı. Aynen. Bir 120 bin bakımı yaptırman lazım genel. Yani kanka şimdi sen baktın. Okeysin hala. Alıcısın. Yani bir sıkıntı yok. Ustama gidelim diyorsun. O zaman gidelim hep birlikte Hadımköy'e. Dönüşte de eğer okey sen pazarlığımızı yaparız, otururuz, konuşuruz. Sıkıntı yok. O zaman gidelim. O zaman şimdi amma zormuş. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu videoyu biraz şoroyuzun tadında devam edeceğim. Çünkü ikili yaka mikrofonumuzun şarjı bitti. Tekli yaka mikrofonu çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, sürekli satıyoruz videosu istiyorsunuz ama maalesef bunu çekmek çok meşakkatli. Arabanın başına 20 kişi geliyor, 1 kişi alıyor. 20'siyle video başlangıcı yapsak bunun editiyle kim uğraşacak? Şimdi Alican'a nasip oldu. Kesin alacağım dedi, kaporasını verdi. Ondan sonra video çekmeye başladık. Arabayı ekspere götürdük. Dediğimizin haricinde bir şey çıktı mı? Dediğimizin haricinde hiçbir şey çıkmadı zaten. Aynı dedikleri gibi boyalı parçalar aynı. Sıkıntı olan yerler söyledikleri şekilde motor zaten motor mekanik olarak yok. İçine sinmeyen bir şey var mı? Yok, motor mekanik olarak zaten iyi durumda araba. Eyvallah. Söylenenin dışında da bir şey çıkmadı zaten. Allah razı olsun. Sadece ya, işte fiyat anlaşması kaldı. Ya sıkıntı yok. Normalde arkadaşlar fiyat anlaşması nasıl olur? Söylediğinizin haricinde bir şey çıkar. Ondan sonra pazarlığa dahil edersiniz. Ama biz pazarlık sünnettir diyelim. Ben zaten hani sen 3 diyeceksin, ben 5 diyeceğim falan, oralara geçelim. Açık konuşayım. Sana dibini söyleyeyim. Elimizi sıkalım. Daha zaten bu ticaret olacak. 365 liraya hayırlı olsun. 370'e ilandaydı. 5 lira daha almayayım. 5 lira daha kırdın ama eyvallah. İşte bir 360'a düşsen biz vallahi, de sıkıntıya girmesek olsa öyle. Ya vallahi ben seni sıkıntıya sokmak istemem ama inan Emirhan'a da söyledim. Farklı bir araba var. Şu an onu kovalıyoruz. Hatta pek çok arabayı satışa çıkarttık. İnan pertlerine 360 yazmışlar. Ya zaten dediğin gibi ben de arabayı durumda olduğu için çok zorlamak istemiyorum ama anladım. İşte hani. Ya vallahi dediğim gibi 365 5 lira kırdın artık. İkimiz de üzmeyecek yani bir rakam. 5 lira kırdın artık daha da. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Şimdi notere gidelim, bitirelim. Ondan sonra da en son bir arkandan su dökeriz. Arkadaşlar hayırlı olsun. Pek çok arabayı ilana koyduk. Farklı bir projemiz var. Daha büyük bir proje. Bütün arabalarımızı satışa çıkarttık o yüzden. Ya hayırlı olsun. İnan ki güzel bir araba aldım. Bizim de satarken içimiz çok rahat. Zaten arkadaşlar emin olun ki dizel otomatik yani 100 bin kilometrede Volkswagen bir araba şu devirde altından farklı. Hatta aynen altından öyle. Daha değerli ki sen altınını bozdurup biraz arabayı alıyorsun. Biraz öyle oldu aynen. Umarım dediğim gibi kazasız belasız kullanırsın. İnşallah. Allah kaza bela vermesin. Anlaştık diyelim. Anlaştık. 365'e hayırlı olsun. Şimdi noterden satışı vereceğiz. Sonra da arkandan bir su dökeceğiz. O zaman notere gidebiliriz. Tabii gidelim. Bu arada yenge neticede bu videoyu izleyecek. Yengeye bir jest yapmak ister misin buradan? Beyza'cığım seni çok seviyorum. Hadi umarım bakalım. Hayırlı uğurlu olur. Güzelce bineriz. Daha ileri ileride senin de olur inşallah. İnşallah. Maşallah çok güzel konuştun. Yine kim arıyor beni ya? Alo. Alo. Buyurun. Ali Şakolagöz. Sağ olasın. İki tane şirket ama. Jaguar mı? Evet. Buyurun yardımcı olayım. Her şey yazıyordu zaten. Fiyat ne düşünüyorsunuz en son? Hocam son dibin okay. Aynen öyle. O da acil bir paraya ihtiyacım var o yüzden. Anladım. Ankara'dan ayırıyorum da araç için. Yazdan haricinde bir şey çıkmadı herhalde. Yo öyle bir durum söz konusu değil. Anladım, tamam. Bir tane Denver'a yönden şu parası size. Tamam eyvallah, görüşmek üzere. Tamam sağ olun, eyvallah. Yok ya, hepsini satışa çıkarttık. Telefon durmuyor. Arkadaşlar Alican arkadaşıyla beraber gelmiş. Onda da polo var. Onun da plakası tam bize hitap eden bir plaka. Küçük Burjuvazi KB.
İnşallah bakalım plakayı satarsınız değil mi bize? İnşallah bakalım. Ya plaka zaten sizin için önemli değil, bize verin onu, ne yapacaksınız? Noterden geldik, paramızı aldık, arabamızın satışını verdik. Şu anda benim hanım üzgün, Alican'ın hanımı artık mutludur. İnşallah yeni arabalarda biz mutlu oluruz, onlar da mutlu olur. Herkes mutlu olsun diyorum. Şimdi Alicanlar yola gidecek, adettendir. Su gibi geldiler, su gibi de gitsinler. Allah kimseye kaza bela vermesin. İnşallah daha güzel arabalarda görüşmek üzere. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan Instagram hesaplarından bu suyu daha önceden dökmüş bir şekilde görebilirdiniz. O yüzden Instagram hesaplarımızda takip edebilirsiniz. Hadi Alican, Allah'a emanet.